Merhaba Merhaba Yağız. hocam. Merhabalar. Günaydın hocam. Günaydın. Merhaba. Ay dedim, bir an tepki vermediler bana. Evet, şuradan ekran paylaşımını da yaptım. Evet, nasılsınız? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? İyiyiz hocam, siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkürler. Her şey yolunda. Çalışmalara devam. Değil mi? Evet. Ne yapalım? Ne yapmıştık en son? Bakalım herkes burada mı, önce bir bakayım. Evet. Ozan, Mediha, Yağız, Ece, Çağlar, Dilan. Sizleri göremiyorum ama niye göremiyorum? Hemen açıyorsunuz değil mi kameralarımızı? Hadi bakalım. Evet, Ozan açtı. Mediha. Hocam ben bugün telefonumdan girdim. Kamerayı açtığım zaman biraz takip etmesi zor oluyor. Zor oluyor diyorsun. Tamam, idareye bildiririz bunu. Evet Yağızcığım. Bekliyorum. Çağlar. Hocam Yağız'ın kamerasında sıkıntı var. Mikrofonda da sıkıntı var, yazıyor hep o. Evet, kameralar açılıyor. Teknik bir problem olmadığı sürece. Evet, Çağlar da açtı. Evet arkadaşlar, şimdi en son galiba kısmi basıncı da çalışmışız. Onlarla ilgili örneklerimizi de yapmışız diye gördüm. Doğru görmüşüm herhalde. Şimdi bir bölümü daha anlatayım size. Gerçek gazlara kadar gelelim. Şu ideal gazları bitirmiş olalım. Onunla ilgili haftaya gene birazcık daha soru çalışmaları da yapabiliriz. Şu gazları karıştırmakla ilgili sorularımızla soru çalışması yapabiliriz. O yüzden bugün yeni bir bölüme daha devam edeceğim gazlarla ilgili. Çok önemli bölümlerden birisi olacak. Önemli olmasının sebebi ÖSYM tarafından da çok sık sorulması arkadaşlar. Öyle bir bölümle çalışacağız. Ne yapacağız? Gazlara başladığımızdan beri hiç yapmadığım bir şey yaparak başlayacağım. Biz hep kapların içine gazlar koyduk şimdiye kadar. Hiç başka madde koymadık. Şimdi bir de sıvı koyacağız. Hem bir sıvının hem de bir gazın olduğu sistemlerden bahsetmeye çalışacağız. O yüzden bölüm başlığımızda arkadaşlar su üzerinde toplanan gazlar. Aslında bir sıvı illa su olmak zorunda değil de biz genellikle hep suyu seçtiğimiz için su üzerinde toplanan gazlar diye başlık atıyorum. Toplanan gazlar. Evet, ne yapacağız? Neden böyle bir başlık doğdu? Yine bir görselle başlarsak arkadaşlar. Kendimize bir tane kabımızı hazırladık. Dediğim gibi, şimdiye kadar hep bu kabın içine gaz koyduk. Şimdi değişik yapıp kabın içine bir miktarda bir sıvı koyacağız. Ki bu genellikle sevgili suyumuz, H2O sıvımız olacaktır. Ve kabın boş kalan kısmında da aksi belirtilmedikçe hep böyle alacağız zaten. Suda çözünmeyen bir gaz koyacağız arkadaşlar. Örneğin helyum gazını koyduk. Burada artık belirtme ihtiyacında bile bulunmuyoruz. Ama hani böyle olduğunu da bilin. Hiçbir zaman bu gazlar su içinde çözünmeyen gazlar olacaktır. Hep bu şekilde yorum yapmaya çalışacağız. Evet, başlığı görebildik sanırım. Su üzerinde toplanan bir gaz. Böyle bir sistemde nasıl yorumlar yapacağız? Nasıl problemler çözeceğiz? Bunları konuşacağız. Biliyorsunuz kimya dersine özgü bir şey.
Bir maddenin katı, sıvı, gaz hali var. Üç tane fiziksel hali var. İncelediğimiz, karşılaştırdığımız plazmalar falan, onları karşılaştırmaya bile almıyoruz. Bir madde katı ve sıvı haldeyken gaz haline göre hacmi çok küçüktür diyoruz. O yüzden de önemsemiyoruz diyoruz. Biz sadece kimya dersinde maddenin gaz halindeki hacmini önemsiyoruz. O yüzden bu tarz soruları çözerken ÖSYM mutlaka belirtiyor da piyasa kitaplarında belirtmiyorlar. Siz hep böyle olduğunu bilin lütfen. Kabın içindeki suyun hacmi önemsizdir. Belirtmese bile soruda siz buradaki suyun hacmini yok sayıyorsunuz direkt. Şu gazın kapladığı hacimle ilgileniyorsunuz. Zaten sorularda da göreceksiniz. Sadece kabın içindeki şu gazın kapladığı hacimle ilgilenmenizi isteyeceğiz. Bir soru mu var? Çünkü sıkıştırılamaz değil mi? Evet, sıvı haldeyken sıkıştırılamaz. Katı haldeyken sıkıştırılamaz. Bir de dediğim gibi bu birazcık kimyaya özgü olan bir durumdur Yağız'cığım. Hani katı ve sıvı haldeyken hacimleri gaz haline göre çok küçük olduğu için önemsiz aldığımız bir durum olacaktır. Biraz bize özgü olan bir olaydır. Suyun hacmini önemsiz alıyorsa bu sıvının basıncı da yine bizim için ne olacaktır? Önemsiz olacaktır. Yine siz bu sorularınızı çözerken kabın içindeki suyun basıncını da önemsiz olarak alabilirsiniz. Suyun hacmi önemsizdir, suyun basıncı önemsizdir. Eğer fizik dersinde olsaydık sanırım buradaki sıvının basıncını da hesaplayacaktınız. Öyle bilgileriniz olacaktı. İşte biz kimyada biraz daha kolaya kaçıyoruz. Su halindeyken, sıvı haldeyken ne hacmi ne de basıncı yoktur diye biliyoruz. Kimin basıncı olacaktır? Tabii ki de helyum gazı olduğuna göre kabın içindeki helyum gazının basıncı benim için önemli oldu. Onu hesaplayacağım. P helyum diyeceğim. Suyun basıncı yok. Hadi bir 9. sınıfa geri dönelim mi? Hatırlar mısınız? 9. sınıfta maddenin halleri diye bir ünite incelemiştik. Katı hal, sıvı hal, gaz hali. Gaz halini orada çok yüzeysel incelemiştik. Sıvı halini incelerken şöyle bir bilgiyi hatırlıyor musunuz? Sıvılar her sıcaklıkta ne yaparlar? Buharlaşırlar mı? Buharlaşırlar. Kesinlikle böyle bir bilgim var. Siz bir kabın içine bir sıvı koyuyorsanız mutlaka onun oluşturduğu ne de olacaktır? Buhar da olacaktır. İşte ben kabımın içine bir miktar su koyduysam, evet suyun basıncını dikkate almayacağım. Ama onun oluşturduğu bir buhar olacak, o basıncı dikkate alacağım. Yani kabın içinde bir de su buharımızın varlığını ve bu su buharının basıncını da dikkate alacağımızı söyleyeceğiz. O yüzden bana bu kaptaki toplam basıncı sorduklarında helyum gazının basıncı artı diyeceğim P su buharının basıncı. Bu ikisinin toplamı bana kaptaki toplam basıncı verecektir. Sıvı varsa buharı vardır, buharı varsa basıncı vardır. İşte benim bu bölümde kullanacağım formülüm bu çıktı arkadaşlar.
Biraz kısmi basınca da benzedi galiba. Ha, sadece bahsettiğimiz basınçlar P helyum dediğimiz gaz basıncı, P su buharı dediğimiz ise bir sıvının buhar basıncı. Bu ikisinin toplam basıncını almış olacağız. Peki sorsam, işte bu sıvının buhar basıncını 9. sınıf kimyasında incelemiştiniz. Nelere bağlıdır, ne olduğu hakkında yorum yapmıştınız. Hiç hatırlar mısınız? Sıvıların buhar basınçları nelere bağlıydı? Var mı öyle bir bilginiz? Evet, bu derin sessizlik bana anlattı ki hiç hatırlamıyoruz. Biz böyle bir ünite gördük mü diyen bile olabilir sanırım. O kadar değil diyorsunuz değil mi? En azından böyle bir bölümü gördüğünüzü hatırlıyor musunuz? O bile süper, harika. Ha, o neden olmuş olabilir biliyor musunuz? Maddenin halleri 9. sınıfın son ünitesidir. Genelde bu son üniteye geldiğinizde işte yazılar bitmiş olabilir veya yazılda çıkmayacak olabilir. Hayatta da o yüzden de çalışmazsınız, bakmazsınız, nasıl olsa yazılda yok diye. O yüzden tamamen kayıtlardan silinmiş. Süper. Evet, ama beklediğim şey bu, bir tek size özgü bir şey değil arkadaşlar. O zaman önce şöyle yapalım mı? Ben buraya bir ara vereyim. Şu sıvının buhar basıncını bir detaylı olarak konuşalım isterseniz. Ha, burada bütün anlatacağım bilgilere ihtiyacım yok ama en azından bir bilgi birikiminiz olsun, seneye de birazcık yatırım yapmış olalım diye. Bu, su üzerinde toplanan gazlarda kendime bir yan başlık daha oluşturayım ve neyi inceleyeyim arkadaşlar? Sıvının buhar basıncını. Şimdi çok önemsiyorum, ÖSYM çok önemsediği için. Hem TYT hem de AYT sorularında kullandıkları için sıvının buhar basıncı değerli bir başlığımız olsun. Şimdi ne yapacağız? Ne demek buhar basıncı? Yine ben kendime küçük bir kap çizeyim. Hiç gazı karıştırmayayım, sadece sıvı üzerinden gideyim. Bu kabımın içine herhangi bir sıvımızı koyalım. Bu dediğim gibi illa su olmak zorunda değil. Şöyle bir sıvıyı koy. Ve biraz önce söylediğimiz gibi sıvılar her sıcaklıkta ne yapabiliyorlar? Buharlaşabiliyorlar. O zaman bu kabın içinde şuradaki sıvı molekülleri, hadi onları kırmızıyla temsil ettireyim sanki görebiliyormuşum gibi. Şu kırmızıyla gösterdiklerim sıvı molekülleri. Onlar buharlaşmaya başladılar. Şu üst kısımda kareyle gösterdiğimiz buhar moleküllerini oluştursun. Bu olay için herhangi bir ısıtıcıya falan hiç ihtiyacınız yok. Bıraktığınız anda bir kabın içindeki sıvıyı o mutlaka ne yapacaktır? Buharlaşacaktır. İşte burada oluşan buhar molekülleri yine bulundukları kabın çeperlerine bir çarpma uygulayacaklar. İşte bu çarpma kuvvetine yine basınç diyeceğiz. Ama bir gazın basıncı değil, buhar moleküllerinin basıncı olacaktır. O zaman sıvının buhar basıncını tanımlayacak olursak, buhar moleküllerinin birim yüzeye uyguladığı
çarpma kuvvetine o sıvının buhar basıncı denir. Ve yine bu sene denge konusuna geldiğimizde burada bir dengeye de ulaşacağız. Sıvılar buharlaşacak. Buharlaşan moleküller tekrar sıvılaşacaklar. Bir döngü oluşturarak denge anına ulaşmaya çalışacağız. Denge buhar basıncı diye de o zaman konuşuruz zaten. O zaman ben bir sıvının buhar basıncı nelere bağlıdır diye düşünürsem, o buhar moleküllerinin birin yüzeye uyguladığı çarpma kuvvetini arttırırsak sanırım buhar basıncını arttırmış olabiliriz. Bu çarpma kuvveti nelere bağlıdır? Yani bir sıvının buhar basıncı nelere bağlıdır? İşte bunu incelemeye çalışacağım şimdi. Çok düz mantık kurayım mı? Ne kadar çok buhar varsa yine basınç o kadar ne olacaktır? Fazla olacaktır. Daha çok buhar, daha fazla basınç uygular. Biraz öyle bakmaya çalışacağım olaya. Evet, şuraya dedim ki sıvının buhar basıncı. Noktalı virgül nelere bağlıdır? Birincisi, sıcaklık etkisi. Acaba sıcaklık bir sıvının buhar basıncını etkiler mi diye düşündüm. Ne düşündün? Sıcaklık arttırılırsa buharlaşma hızı ne olur? Yardım eder misiniz? Artar. Artar kesinlikle. Çünkü çok düz mantık yine. Yere su döktük. Kışın mı daha çabuk buharlaşır, yazın mı daha çabuk buharlaşır? Yazın. Sıcaklık arttıkça sıvının buharlaşma hızı artar. O zaman daha hızlı buharlaşma olduğuna göre kapta daha fazla buhar molekülü oluştu. Daha fazla buhar molekülü de daha fazla çarpma kuvveti uyguladığına göre sıcaklık arttırılırsa sıvının buharlaşma hızı artar. Dolayısıyla sıvının buhar basıncı artar. İşte benim bu seneki, şimdiki inceleyeceğim yerde en çok karşıma gelecek buhar basıncıyla ilgili bu bilgi olacak arkadaşlar. Sıcaklığı arttırdığımda buhar basıncı ne olur diye burayla ilgileneceğim. Ama hacmi de artmaz mı? Buharın hacminden bahsediyorsun galiba Yağız'cığım. Çünkü sıvı buharlaştıkça burası azalacak dedin. Buhar daha fazla yer kaplayacak. Haklısın. Bil bakalım biz ne yapıyoruz yine? Buradaki hacmini tamamen önemsiz alıyoruz. Yine sıvının ve buharın hacmi bizim için tamamen önemsiz olacaktır. O yüzden söylediğin şey doğru ama benim sorumu hiçbir şekilde etkilemeyecek. Çünkü yine hacim tamamen önemsiz aldığımız bir kısım olacaktır. Buhar molekül sayısı artar mı? Ne dersiniz? Buhar molekül sayısı artar mı sıcaklığı arttırırsam? Artar. Sıvının molekül sayısı ne olacaktır? Azalacaktır. Sanırım Yağız en son sorduğum şey için söyledin cevabını. Evet arkadaşlar, hacim yok, önemsiz ama molekül sayısı önemli olabilecektir. Dolayısıyla bu yaptığım işlemde sıvının molekül sayısı azalır.
buharın molekül sayısı artar. Ama toplamda bir değişim yok. Kaçmıyorlar çünkü dışarıya. Aynı kabın içinde kalmış oluyor. Evet, o zaman aklımda kalan şey ne oldu? Sıcaklık artırıldıkça buhar basıncı artar. Ha, bununla ilgili hesaplama yapabilecek bir formül yok. Çünkü buhar molekülleri arasında bir çekim kuvveti var. İşte o yüzden bilim insanları gazları idealleştirerek hesaplama yaptılar. İşte mutlak sıcaklık 2 katına çıkarsa gaz basıncı 2 katına çıkar. Bunu idealleştirerek hesapladılar. Ama gerçekte böyle bir hesaplama yok. Yani sizden hiçbir zaman şunu istemeyeceğiz. Şu sıcaklıkta buhar basıncı şuysa, bu sıcaklıkta buhar basıncı kaçtır? Hiçbir matematiksel formülümüz yoktur bunu hesaplamak için. Deneysel veri sonuçlarını size sunmuş olacağız. Sıvının buhar basıncı, sıvının sıcaklığına bağlı. İkinci etken olarak, mesela ben bu kabın içine su koymuşum. Yanına bir de başka bir kabın içine alkol koymuşum. Su ve alkol biraz tanıdığınız maddeler için sorabilirim. Hangisi daha hızlı buharlaşıyor? Su mu, alkol mü? Alkol mü? Sanırım alkol. Şey gibi düşünün. Mesela kolonyanın kapağını açık unuttuysanız hemen söylenirler. Kapat o kolonyanın kapağını diye. Kolonyada alkol var. Alkol daha hızlı buharlaştığı için daha çabuk kolonya bitecektir. O yüzden hemen kapağını kapattırırlar, açık bırakmazlar. Ha, siz her maddenin zaten buharlaşma hızını bilmek zorunda değilsiniz de hani bu çok genel olduğu için sorulardı. Bir kabın içinde su var, bir kabın içinde alkol var. Bunların buhar basınçlarını karşılaştırınız deme hakkımız olabilir mi? Eğer alkolün buharlaşma hızı daha fazlaysa daha çok buhar oluşturacaktır. Bu da daha fazla basınç uygulayacaktır. O yüzden sıvının buhar basıncı sıvının cinsine bağlıdır. Sıvının cinsi. Oradaki su mu, alkol mü, eter mi? Ne olduğuna bakarak buhar basınçlarını karşılaştırabiliriz. O zaman şöyle bir sonuç çıkartabilir miyim? Buharlaşma hızının yüksek olmasından bahsettik kaynama noktasının. Buharlaşma hızının yüksek olması daha kolay buharlaşıyor. Yani sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvveti daha az. Sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvveti az olan sıvıların hadi tam girdik kaynama noktasını da alıvereyim burada. Moleküller arasındaki çekim kuvveti az olan sıvıların kaynama noktaları düşük. Çok düz mantık değil mi? Kaynamanın olması için moleküllerin birbirlerinden kopması lazım. Çekim kuvveti ne kadar az ise tanecikler arasında kopmaları o kadar kolay olacaktır. Kaynaması da o kadar düşük olacaktır. Düşük bir sıcaklıkta gerçekleşecektir. Kaynama noktası düşük. Buharlaşma hızı yüksektir. Çekim kuvvetiyle kaynama noktası doğru orantılıdır. Kaynama noktası düştükçe buharlaşma hızı yüksektir. O zaman bu sıvıların buhar basıncı
fazladır. Genelde şöyle kodluyorsunuz buralara. Kaynamayla buhar basıncı ters orantılıdır. Evet, doğru da bu farklı sıvılar için. Kaynama noktası düşük olan sıvının başka bir sıvıya göre buhar basıncı daha yüksektir. Bunu unutmayın. Kaynamayla buhar basıncı, şimdi biraz sonra bir örnek yapacağım. O tuzağa çok düşüyorsunuz çünkü. Parantez içinde kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılıdır. Bunu çok kodluyorsunuz. Ama bunu kullanabilmek için, yani bu bilgiyi kullanabilmek için mutlaka farklı sıvılardan bahsedin. Aynı sıvı için kullanmayın. Aynı sıvıda kaynama noktasıyla ters orantılıdır demeyin sakın. Biraz sonra göreceksiniz. Peki bir üçüncü etken daha yazsam. Şey sorayım. Suyun içine tuz attınız, çözdünüz, tuzlu su yaptınız. Ne olur kaynama noktası? Yükselir mi, düşer mi? Dokuzuncu sınıfta siz ne güzel yapmışsınız. Allah sizi ne yapsın? Kimyasal türler arası etkileşimler vardı, hatırlıyor musunuz? O da yok, Allah'ım yarabbim. Evet, Yağız, yükselir demek istedim. Yükselir demek istedim. Evet arkadaşlar, eğer sıvının içine çözünen katı eklerseniz, yabancı bir madde geldi. Çözünen tanecikler sıvı tanecikler arasındaki çekim kuvvetini arttırır. Eğer ki sıvının içine tuz dökerseniz, çözerseniz kaynama noktası yükselir. Mesela makarna yapacaksınız. Makarnayı koymadan önce suyun içine tuz koyarız. Tuzu önce mi koyarsınız, sonra mı? Hemen koyar mısınız sonra, yoksa bir süre sonra mı koyarsınız? Mutfak bilgileriz. Efendim? Sonra koyuyorum ben, kaynadıktan sonra. Kaynadıktan sonra. Ne kazanıyorsun? Sana ne kazancı sağlıyor bu? Kaynama noktası yükselmemiş oluyor galiba. Ve şey, zamandan kazanıyorsun. Evet. Eğer baştan koyarsan kaynama noktasını yükselttiği için daha çok bekliyorsun. Kaynama başladıktan sonra tuzu koyarsan biraz daha zaman kazancın oluyor. Evet, fokurdama bir durur. Yeni sıcaklığa, aradaki farka daha çabuk ulaştığı için daha az beklemiş oluruz arkadaşlar. Evet, üçüncü etkenim. Safsızlık etkisidir. Sıvının buhar basıncı safsızlığına bağlıdır. Sıvının içine çözünen katı eklenirse dikkat edin, çözünen katı dedim, onu da belirttim. Çözünmeyen bir katı eklersem çünkü kaynama noktası değişmeyecektir. Sıvının içine çözünen katı eklenirse kaynama noktası yükselir. Buharlaşma hızı düşer. Dolayısıyla buhar basıncı azalır. Ha, yine yukarıdaki olaya döndüm mü aslında cins etkisine? Tuz atarak farklı bir cinse döndürdüğün için kaynama noktasıyla buhar basıncı ters orantılıdır. Aslında 2 ile 3 birbirlerini destekleyen iki tane kavramımızdır. İşte arkadaşlar, bir sıvının buhar basıncı neye bağlıdır dediklerinde sadece 3 etkene bakıyorsunuz. Sıvının buhar basıncı, sıcaklığına bağlı, cinsine bağlı ve
safsızlığına bağlı. Bunun dışındaki diğer bütün değişkenler dengeyi bozmadığı için buhar basıncını değiştirmeyecektir. Sıcaklık, cins, safsızlık. Sadece bu üç etken. Hocam bir şey sorabilir miyim? Peki suyun içine attığınızda bir katıyı hiç kaynama noktasını düşüren bir şey var mı? Eğer katı eklersen hiç yok. Çözünen katı eklediğin her zaman kaynama noktası yükselir. Ama bir sıvının içine başka bir sıvı eklersen, kaynama noktası daha düşük olan bir sıvı eklersen kaynama noktasını düşürmüş olursun. Ama çözünen katıda hiçbir örneğim yoktur. Her zaman çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Çözünen katı eklendiğinde kaynama noktası yükselecektir. Yazıcım o nasıl oluyor hocam derken sanırım şey sıvı sıvı için söyledin. Mesela şuraya yazayım sonra silerim karalama gibi olsun. Saf su deniz seviyesinde 100 santigrat derecede kaynar. Böyle bir bilgiyi vereyim. Alkol, saf alkol, herhangi bir alkolümü seçtim. 80 santigrat derecede kaynar. Şimdi sen suyun kaynama noktasını baz aldın 100. İçine alkolü koyduğun zaman karıştırdığında bu karışım kaçta başlayacaktır kaynamaya? 80'de başlayacaktır. O yüzden saf suya göre karışımın kaynama noktası düştü. 80 santigrat derecede düşmüştür diyebiliriz. Böyle olabilir Yağız'cığım. Oldu mu? Oldu. Hocam ben de bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de dinliyorum hayatım. Şimdi az önce makarna ile ilgili söylediğinizde hani koyunca zaman nasıl kazanıyoruz? Şöyle mesela yine saf su yüzde kaynasın. Sen başlangıçta hemen tuzu koyarsan atıyorum kaynama noktan 104 santigrat derece oldu. Tuzu eklediğinde kaynama noktan bu oldu. Şimdi sen 4 santigrat derecelik bir artışı kaynama başlamadan önce bekliyorsun. Önce o sıvı buharlaşacak, ocağın içindeki su buharlaşacak. Öyle bir ana gelecek ki buhar basıncı dış basınca eşitlenecek, su fokurdamaya başlayacak. İşte bunun için atıyorum 10 dakika bekliyorsun. Eğer sen suyu kaynatırsan, direkt 100 santigrat dereceye ulaştırırsan, bundan sonra şu 10 dakikanın içine 25 santigrat dereceden başladın ya beklemeye, şuradan bir bekleme süren vardı. Sonra kaynama başladı, 100 santigrat derecede fokurdamaya başladı. Artık sen bu 10 dakikanın zaten başlangıcını önceden yapmıştın. 2 dakikada hemen kaynadı. Kaynama noktası daha düşük olduğu için. O aradaki farkı arttırmak biraz daha az zamanını alacaktır. Yani en baştan en sona doğru düşün. Hiç tuz yokken kaynama noktası daha az ya. Daha çabuk kaynayacak. Evet ama ilk önce daha çabuk kaynadı. Sonra onun tekrar 100'den 104'e çıkması için toplamda aynı süreyi neden beklemiyorum? Çünkü o sen tuza attıktan sonra sürekli olarak derişimi arttırıyorsun. Derişim arttıkça da onun kaynama noktası da yükseliyor. Yani sen tuza attıktan sonra attın önce 101 derişimde. Sonra derişim arttıkça 102 oluyor. Derişim arttıkça 103 oluyor. Yani kaynama başladıktan sonra şöyle bir de grafiklendireyim. Şu sıcaklıkta kaynama başlasın. Tuzlu su için konuşuyorum. Kaynama anında sürekli sıcaklığı arttığı, derişimi arttığı için kaynama sıcaklığı da artacaktır. Hep sürekli olarak bir artış vardır. İşte başlangıçta bu artış tuzdan kaynaklanmıyor. Bekledin. Sonra buradaki derişim arttıkça kaynama noktası da yükseldiği için
daha çok beklemek zorunda kalırsın en başta. Yani şu yükselmeyi ilk baştan yaptırmış oldun sen. Anlatabildim mi? Tamam, teşekkürler. Tamam. Evet, başka var mı soru? Şunları sileyim. Böyle sorularla yapalım. Konuşun, siz de katılın. Soru sorun. Daha güzel oluyor öyle. Bir de Yağız şu mikrofonunu bir düzeltirse. Süper olacak Yağız. Tepki var mı Yağız'da? Yok. Kamerası yok çocuğumun. Mikrofonu yok. Evet. Şimdi ne demiştik? Sıcaklık, cins, safsızlık. Bir sıvının buhar basıncını sadece bu üçü etkileyecektir. Hadi gelin size bir tane böyle sizi çok yanıltmak için kullanacağımız bir örnek yapmaya çalışayım size. Şu anda aslında biraz 11 kimyasından saptım arkadaşlar. Dediğim gibi 9. sınıf kimyasına döndüm. Ama seneye de yatırım diye düşünüyorum. Şimdi size 3 tane kap hazırlayacağım. Ama bu kapların bulundukları ortamların farklılığından bahsedeceğim. Onu da şöyle şekillendireyim. Resim yeteneğim çok yok ama şöyle bir yükselti farkını oluşturmak için. Şu sol taraftaki yerimiz Ankara olsun. Şu aşağıdaki çizdiğim kesim de İzmir olsun. Kaplardan bir tanesini Ankara'daki şu bölgeye koy. Bu birinci kapım. İkinci ve üçüncü kaplarımın ikisini de İzmir'de hazırlamışım. Şu ikinci kabımız. Şu da üçüncü kabımız. Evet, üç tane kabım var. Biri Ankara'da, ikinci ve üçüncüsü İzmir'de. Ankara'daki kabın içine 25 santigrat derecede bulunan saf su koymuşum. İzmir'deki ikinci kabın içinde 25 santigrat derecede saf su var. İzmir'deki üçüncü kabın içinde 30 santigrat derecede tuzlu su var. Evet, bu üç tane kabınız. Sizden bu üç kaptaki sıvıların kaynama noktalarını, buhar basınçlarını ve bir de şunu da ekleyeyim. Kaynama sırasındaki buhar basınçları. İşte bu üç kavramı karşılaştırmanızı isteyeceğiz. Ben şöyle 1-2 dakika beklemek istiyorum. Sizin güzel yorumlarınıza ihtiyacım var. Ne derdiniz? Soruyu yazdıktan sonra bir düşünmeniz için bekliyorum. Ege'cim kaybolmuş. Nereye gittin Ege? Çağlar da kaybolmuş galiba. Ege geri geldi.
Çağlar'cığım sen de aç. Hocam benim sadece görüntüm kayboldu. Göreyim sizi, göreyim. Hocam ikinci ders açsam olur mu? 10 dakika kaldı da. Tamam oldu, hadi bakalım. Evet, kamera konusunda en savaştığım grup. Allah'ım ya Rabbim, resmen savaşıyoruz birbirimizle. Evet, var mı yorum olan? Yağız'dan mesaj geldi galiba. Yağız der ki kaynama noktası için 1 küçük, 2 küçük, 3 buhar basıncı için de tam tersi demiş. Yağız'ın yorumu dursun bakalım. Başka kimlerin yorumu var? Ozan'cığım var mı yorumun? Düşünüyor musun? Hocam kaynama noktasında ben de aynı düşünüyorum da diğerinde. Buhar basıncında bir şey rahatsız etti galiba seni. Tam tersi diyemedin mi? Diyesin geldi. Diyemedim hocam onu çok fazla. Tamam. Hadi biraz daha düşün. Ege var mı yorum? Hocam şu an. Tamam. Kaynama sırasındaki buhar basıncına da 1 eşittir, 2 eşittir, küçük 3 demiş Yağız. Var mı Betül'cüm yorumun? Yani bence buhar basınçları 1 eşittir, 2 eşittir, 2 küçüktür 3. 1 ile 2'ye eşit dedin, küçüktür 3 mü dedin? Evet. Tamam, buhar basıncı için. Peki. Dişat. Var mı yorum? Hocam buhar basıncıyla alakalı hiçbir fikrim yok ama şu kaynama sırasındaki buhar basıncına şey diye düşünmüştüm. 2 eşittir 3 büyüktür 1 ama hiç emin değilim. Hiç emin değilsin. Şuna çok fazla yorum da yapamadım dedi. Evet, yani yanlış kafamı karıştırmak istemedim. Ama anladım. Nisa'cığım senin var mı yorumun? Hocam benim pek yok. Pek yok. Yorumsuz kaldım diyorsun. Evet. Ece, Mediha, Dilan. Var mı yorumunuz? İşte sizi görebileydim. Kaplar açık bunlar. Evet. Mediha, Dilan, Ece. Sizin var mı yorumlarınız? Göremiyorum sizi çünkü. Ay sesleri de yok. Acaba yok musunuz burada? Bilgisayar açıp mı gittiniz? Ne yaptınız? Medya hocam mı? benim pek bir fikrim yok aslında. Diyorsun, tamam. Ece, Dilan. Ece, Dilan duyuyor musunuz beni? Dilan, benim de aklıma bir şey gelmiyor. Ece, benim de. Peki, hadi beraber yorumlamaya çalışalım o zaman. Aklımıza neler gelebilir? Evet, kaynama noktası. Bir sıvının kaynaması. Sanırım açık hava basıncıyla buhar basıncının eşitlendiği yerde başlayacaktır. Bunun için de kaynama noktasını karşılaştırırken yine açık hava basıncına da bakabilirsiniz, cinse bakabilirsiniz, safsızlığa bakabilirsiniz. Şimdi ben Ankara ve İzmir'i seçmemin sebebi deniz seviyesinde bir şehir kullanmak. İzmir'de deniz seviyesinde olduğu için açık hava basıncını 1 atm alalım. Deniz seviyesinde açık hava basıncı 1 atm'dir. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Bunu en başta gazların başında da konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. O zaman Ankara'daki açık hava basıncımız
1 ATM'den daha küçük olacaktır. Evet, o zaman sıvıların kaynama noktası. Açık hava basıncına cinse ve safsızlığa bağlıysa. 1 ve 2'ye bakalım mı? Neden 1 ve 2'yi seçtim? İkisi de saf su, aynı maddeler. Kaynamaya başlayabilmek için buhar basınçlarını P0'e eşitleyecekler. Ankara'daki P0 daha az olduğu için Ankara'daki suyun buhar basıncı daha çabuk eşitleyecektir. O yüzden P0'ı küçük olanın kaynama noktası düşüktür. Yani birincinin kaynama noktası küçüktür ikinciden. Açık hava basıncından dolayı. 2 ile 3'e baktım. Neden 2 ile 3'e baktım? Çünkü bu sefer P0'ları aynı. Biraz önce konuştuğumuz şey, suyun içine tuz attığınızda kaynama noktasını arttırdınız, yükselttiniz. O yüzden üçüncünün kaynama noktası daha fazladır. İsterseniz hemen şuraya kaynama noktası nelere bağlı? Onu da yazalım. Açık hava basıncına yani P0'a bağlı. Sıvının cinsine bağlı ve safsızlığa bağlı. Ankara'da, İzmir'de yüzde kaynayan saf su, Ankara'da 97-98 daha düşük bir sıcaklıkta kaynamaya başlayacaktır. O yüzden size kaynama noktalarını karşılaştırıyorsak P0'a, cinse ve safsızlığa bakabilirsiniz. 1 küçük, 2 küçük, 3 şeklinde yorum yaptınız. Şuraya ben gene bir not alayım. Aynı sıvıda, aynı sıvının P0'ı azaldıkça kaynama noktası düşer. Aynı sıvıdan bahsediyoruz. Diğeri de hangi bilgim oldu? Çözünen katı eklenirse buhar basıncı, kaynama noktası yükselir. Şu birin sebeplerini de buraya yazdım. Evet, sonra buhar basıncı dedik. Buhar basıncının nasıl bir değişim olduğunu. Evet, buhar basıncı birazcık önemli olacak, birazcık detaylı konuşacağız. Önce birle ilgili bir sıkıntı var mı? Ben pek emin olamadım diyenler. Birle ilgili tekrarlamamı istediğiniz bir yer olabilir mi? Kaynama noktalarıyla ilgili. Tamam mı herkeste? Yorum yapamıyorum, emin değilim diyenler. Sanırım yok. Evet, şimdi bir ara zamanımız da gelmiş. Buhar basıncında güzel güzel konuşalım. Hadi bir dinlenelim. Aradan sonra devam edelim. İyi dinlenmeler. Kaynama noktasıyla buhar basıncı ters orantılıdır bilginizi asla kullanmıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden şu yaptığınız sıralama hatalı olacaktır. Galiba Dilşat söylemişti. 1 ve 2'nin içindekiler aynı sıvı olduklarına göre. Kontrol ediyorum. Sıcaklıkları aynı. Cinsleri aynı. Safsızlıkları aynı. O yüzden de bu ikisinin buhar basıncı birbirlerine eşittir arkadaşlar. Bir daha vurguluyorum. Neden kaynamayla buhar basıncı ters orantılıdır demedim. Çünkü bu ikisi aynı sıvıdır. Buhar basıncı P0'a bağlı değildir. Sıcaklığa, cinse, safsızlığa bağlıdır. Bu ikisinin de
sıcaklığı cinsi safsızlığı aynı olduğu için buhar basınçları aynıdır. Sıcaklık, cins, safsızlık. Bu ikisi aynı. Kim için yazdım bunu? 1 ve 2 için. Şimdi geleyim üçüncü sıvıya. Üçüncü sıvı bir ve ikinci kaplardaki sıvılardan farklı bir sıvı. İşte o yüzden şimdi kullanabilirsiniz. İster 1 ile 3'ü, isterseniz 2 ile 3'ü karşılaştırın. Bu ikisi farklı sıvı olduğu için kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılıdır. O yüzden de üçüncünün kaynama noktası diğerlerinden yüksekti. Buhar basıncı bunlardan ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Çok çok önemli bir yer. Herkesin aklına yattı mı? Mantığına yattı mı? Şöyle bir kafalarınızı göreyim en azından. Evet, hayır, böyle yapabilirsiniz. Evet, yapabilirsiniz. Değil mi? Evet. Görebildiklerim tabii. O zaman üçüncü karşılaştırmam olarak da kaynama sırasındaki buhar basıncı. Evet, bir sıvının kaynamaya başlama şartı. Bir sıvının kaynayabilmesi için arkadaşlar buhar basıncı ile açık hava basıncını eşitlemesi gerekecektir. İsterseniz onu da yine şuraya bir not alayım. Bir sıvı kaynamaya başlamak için veya bir sıvının, öyle düzelteyim, bir sıvının kaynamaya başlaması için buhar basıncı ile açık hava basıncı eşitlenmelidir. Eşit olmalıdır. İşte ocağın üzerine suyu koydunuz. Ocağın altını yaktınız. Bekliyorsunuz. O fokurdama başlayana kadar sıvı buhar basıncını arttırıyor. Fokurdamanın başladığı anda sıvının buhar basıncı açık hava basıncına eşit oluyor. Ve o yüzden de kaynama sırasında hep buhar basıncı kaynama sırasında buhar basıncı açık hava basıncına eşit olur. Açık hava basıncına eşit olur. O zaman ben bu bilgiden çıkarttığım sonuca göre size kaynama sırasındaki buhar basıncını sorduğumuz zaman ne yapıyorsunuz? P0'a bakıyorsunuz. Yani açık hava basıncına bakıyorsunuz. 2 ve 3'ün açık hava basınçları eşit olduğu için kaynama anındaki buhar basınçları birbirlerine eşittir. Kim oldukları, ne oldukları hiç umurumda değil. Kaynamaya başlamışlar. Demek ki buhar basınçlarını P0'a eşitlemişler. 2 ve 3'ün kaynama sırasındaki buhar basıncı 1 ATM'dir. Birinci, kaynamaya başladığına göre buhar basıncını birden küçük olan bir değere eşitlemiştir. O yüzden onun
kaynama sırasındaki buhar basıncı 2 ve 3'ten daha azdır diyebiliriz. Eğer size kaynama sırasındaki buhar basıncını soruyorlarsa direkt arkadaşlar P0'a bakabilirsiniz. Ama bu kaynama sırasında, kaynama yokken asla buhar basıncı P0'a bağlı değildir. O yüzden şöyle bir cümlede çıkartabilirim sanırım size. Veya yazsam doğru mu olur, yanlış mı olur? Ne dersiniz? Düzelteyim önce. Şöyle bir cümle kurmuşlar size. Doğru mudur, yanlış mıdır? Aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basıncı eşittir. Cümlesiyle karşılaşsanız doğru mu dersiniz, yanlış mı? Sizden istiyorum. Çizeyim mi bu cümlenin üzerine yoksa doğrudur mu diyeyim? Kaynama sırasında değilken buhar basıncı neden açık hava basıncına eşit değildir? Hacmini artıp basıncının eşitlenmesi gerekmez mi? Kaynama sırasında değilken zaten sıcaklığını arttırdığımız sürece sürekli olarak buhar basıncını arttırıyor. Kaynamaya başlayabilmesi için buhar basıncını açık hava basıncına eşitlemeye çalışıyor. Kaynama öncesinde öyle bir derdi yok. Kaynamaya başlayabilmek için öyle bir derdi var. Sürekli buhar basıncını arttırıp açık hava basıncına eşitlemek. Dediğim gibi hacim ile ilgili olarak da yine buhar, sıvı, bunların hacimleri tamamen bizim için ne olacaktır? Önemsiz olacaktır. Bizim için sadece gaz basıncı vardır. Evet arkadaşlar, sizden tepki alamadım ama aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basınçları eşittir cümlem çok doğru. Çünkü kaynamaya başlamış. Demek ki buhar basıncını açık hava basıncına eşitlemiş. Aynı ortamda dediğime göre bunların P0'ları aynıdır. Aynı ortamda kaynayan kim olursa olsun, alkol, su, tuzlu su umurumda değil. Açık hava basıncına eşitlediği için evet bütün sıvıların buhar basınçları eşittir diyebiliriz. Evet, aklınızda, dinliyorum Nisa'cığım. Hocam ben şeyi anlamadım. Tekrar söyleyebilir misin? Tabii ki de. Bir sıvının kaynamaya başlaması için buhar basıncı ile açık hava neden eşit olmak zorunda? Kaynamanın şartı. Yani nasıl? Bunu neden anlamadım? Denge kurmak isteyecek çünkü. Şöyle bir tane açık bir kap isteyeyim sizden. Şöyle bir açık kap çizdim. İçine sıvıyı koydum. Buradaki sıvı moleküllerimiz, böyle görebiliyormuşum sanki, şu sıvı molekülleri. Siz isteseniz de istemeseniz de ne yapıyor bunlar? Buharlaşıyorlar. Buharlaşma sadece sıvının yüzeyindeki tanecikler kopmaya başlarlar. Bunun için senin özel bir şeye ihtiyacın yok. Her sıcaklıkta şu yüzeydeki tanecikler koparlar ve buharlaşma olur. Buharlaşma sadece sıvının yüzeyindeki taneciklerde olur. Sonra bu taneciklerin kinetik enerjileri sürekli olarak ne oluyor? Artıyor. Çünkü sıcaklığı arttırıyoruz biz. Isıtmaya başladık, kaynamaya başlayabilmesi için.
Sen sıcaklığını arttırdığın sürece sıvı moleküllerinin kinetik enerjileri artıyor. Daha hızlı hareket etmeye başlıyorlar. Alttaki sıvı molekülleri diyorlar ki biz de kopmaya başlamak istiyoruz. İşte bunun için de yenmeleri gereken bir iş, bir güçleri var gibi düşünüyorum. Şu alttaki kalan taneciklerinde dışarıya kaçabilmeleri için kaynamaya başlamaları lazım. Bu ancak ve ancak buradaki tüm buhar moleküllerinin uygulamış olduğu basıncın açık hava basıncına eşitlenmesiyle sağlanabilecektir. O yenmeleri gereken gücü bir savaş gibi düşün, alttakilerinin yukarıya kaçabilmeleri için böyle bir güce ihtiyaçları var. O gücü de nereden alıyorlar? Açık hava basıncından, P0'dan alıyorlar. O yüzden de sıvının fokurdayabilmesi için, kaynayabilmesi için bu buhar basıncını mutlaka P0'a eşitlemesi lazım. Şöyle düşün, bir bardak suyu koydun, masanın üzerine bıraktın. Kaynama olur mu? Olmaz değil mi? Ne yapması lazım oradaki sıvının? Dışarıdan aldığı bir enerji ile şu alttaki taneciklerini kopartması lazım. Fokurdama dipten başlar fark ettiyseniz. O gücü alabilmek için de P0'a eşit olması gerekecektir. Kaynamanın şartıdır buhar basıncıyla açık hava basıncının eşitlenmesi. Bilmem anlatabilirim. Anladım, teşekkürler. İyi değil. Başka? Evet, buhar basıncını birazcık derinden aldım. Ama dediğim gibi birazcık da seneye yatırım yapmak istedim. ÖSYM'nin en çok sevdiği yerlerden birisidir. Bu örnek de değerli bir örnektir. Tüm buhar basıncını anlatabildiğimiz bir örnek. Sizin de şu anda aklınızdan şu geçiyor. Ben dersten sonra bu örneğe bir daha kendim bakayım, yorumlamaya çalışayım, yorumlayamadığım yerde Nilgün Hoca'ya bir mesaj atayım, bir sorayım. Değil mi? Aklınızdan bu geçiyor. Eminim. Geçiyor mu? Evet, geçiyor. Evet, şimdi ben tekrar en başa dönersem, bizim şu anki bölümümüzle ilgili olan yere dönersem, size su üzerinde toplanan bir gaz ile ilgili soru sorduğumuzda bir gaz basıncına bakacaksınız, bir de sıvının buhar basıncına bakacaksınız. Buna göre hem yorum hem de işlem yapacaksınız. Ben şuraya tekrar geri dönsem notlarıma, siz de bir geri dönseniz, şunları not alsak bir daha. Şimdi gaz basıncı, helyum gazının basıncı nelere bağlıdır diye sorsam, nelere bağlıdır gazın basıncı? Dişat mikrofonu açarak söyle. Sıcaklık. Sıcaklığa bağlı. Başka? Hacim. Hacim. Mol sayısı. Mol sayısı. Şeyi geçiriyorsun aklından bunu cevaplarken. Gaz basıncı neye bağlıdır? PVNRT'yi geçiriyoruz. Değil mi? Gaz basıncını o şekilde hesaplamıştık. Bir kaptaki gazın basıncı hacme V'ye bağlı. Sıcaklığa bağlı. Ve gazın mol sayısına bağlı. Bunlardan herhangi birini değiştirdiğimizde gaz basıncı da değişecektir. PVNRT yaptığımız şey. Sıvının buhar basıncı nelere bağlıdır? Uzun uzun anlattık. Sıcaklığa bağlı, cinse bağlı ve yine safsızlığa bağlı. Bunlardan herhangi birini değiştirirseniz sıvının buhar basıncı değişecektir. Hacme, miktara bağlı değildir arkadaşlar. Hacminin değişimi yine buhar olduğu için önemsizdir.
İkisinin ortak etkilendiği ne var? Hem gaz basıncının hem de buhar basıncının sanırım sıcaklık. Sadece sıcaklığı değiştirdiğiniz zaman hem gaz basıncı değişecektir hem de sıvının buhar basıncı. Bunun dışında başka hiçbir ortak noktaları olmayacaktır. Evet, su üzerinde toplanan gazların konu anlatımı bu kadar. Şimdi bu bilgilerimizi nasıl sorularda kullanacağız? Bunları çalışalım. Önce işlem yapmaya çalışalım isterseniz. Hemen ben yan sütuna geçeyim. Ve bir örneğimizi yapalım. Evet, bu arada bir de araya şuna gireyim. Ödev konusunda biraz beni ihmal mi ediyorsunuz? Sanki biraz göndermeyenler geliyor. Başlangıçta daha düzenli geliyordu ödevler. Bazılarınızdan ben uzun süredir bir ödev alamıyorum. Gönderenler var da göndermeyenler de var. Bu hafta mı tamamlayacaksınız göndermeniz gereken ödevleri? Göndermeyenler. Hocam tam olarak ne göndermemiz gerekiyordu? Daha önceki ödevlerden bahsediyorum. Onlar gelmedi. Daha önceden verdiğim VAF ödeviniz vardı mesela. VAF'tan, gazlardan hala bana ödev göndermeyenler var da onlardan bahsediyorum. VAF'tan ben size kısmi basınca kadar vermedim mi ödev? Yanlış mı hatırlıyorum? Verdiniz hocam. Değil mi? Verdim. Ama kısmi basınca kadar verdiniz değil mi? Bir daha alayım. Yani kısmi basınca kadar verdiniz en son değil mi? Aynen öyle. Hani bayağı bir de oldu galiba. Kısmi basınca kadar verdim. Göndermeyenler var hala onunla ilgili ödevimize. Hani yayında olduğumuz için çok isim vermemeye çalışıyoruz ama lütfen ödevler göndermeyenler. Onları mutlaka göndersinler. Geçen hafta ödev yazdım mı ben size bir saatlik dersimde? Unuttun mu? Yazdınız hocam. Yazdım. Heh, o zaman onu da haftaya gönderin. Bakayım mı notlara? Hatırlıyor musunuz? Nota yazıyorum ben genelde. Buraya yazmış mıyım? Yok. Hatırlayan var mı? Ben de biraz karıştım çünkü diğer gruplarda hepimiz online'a geçtiğimiz için. Yazmışım. Ne yazmışım Yağız? Bir tekrarlarsan herkese tekrar duyurmuş olurum. 51-65 arası yazmışız. Bir daha alayım. 51-65 sayfa. Evet, az önceki fotoğrafta varmış, görememişim. 51 ile 65 arası. Lütfen bunları da hemen yapıp gönderin. Öncekini göndermeyenler de gelsin. Daha çünkü öbür kitaplarımızdan da ödev vermem gerekiyor. Tamam mı? Ona birazcık bana yardımcı olun. Çünkü bana o kadar çok ödev gelmeye başladı ki arada ben de kaçırabiliyorum. Hani siz de bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Düzenli olarak lütfen yazdığım ödevi bana göndermeyi unutmayın. Bir de şey istiyorum artık sizden de isteyeyim onu. Dediğim gibi çok gelmeye başladığı için ödevi gönderirken başlık olarak isminizi ve grubunuzu da yazar mısınız? İşte 11MF3 Betül, 11MF3 Nisa diye kendi grubunuzu ve isminizi belirterseniz daha az zaman harcamış oluyorum. Direkt artınızı oradan atabilmiş oluyorum. Tamam? Bir de bu şekilde ödevlerinizi gönderin. Araya onu da aldım. Evet, şimdi bir problem sorusu yazabilirim sanırım. Dişat, yaptığın ödevleri gönderiyorsun galiba. Tamam, dersten sonra gönderirsin. Tamam canım. Evet, şimdi size şöyle bir kabımızı çizelim. Bir sayısal soru çözelim önce. Evet, güzel. Elimi kaldırdım. Evet, şöyle bir kap çizmişim.
tane piston. Ama yanına ideal piston yazmadım. Sadece piston çizdim. Kabımın içine bir miktar suyu koymuşum. H2O sıvısı. Ve yine helyum gazı koyalım. Ben söylemesem bile siz bildiniz. Kabın içinde su varsa mutlaka onun nesi de olacaktır? Buharı da. Su buharı var. Ve şuradaki suyun hacmini yine önemsiz aldığım için sadece gazın kapladığı hacme bakıyorum. Sadece gazın hacmidir size verilen aslında. O da ne olsun? 4 litre olsun. Bu 4 litrenin içinde benim önemsediğim aslında helyum gazı. Su buharının hacmi de önemsiz olacaktır. Sonra şöyle bir soru kökü yazmışlar. Aynı sıcaklıkta piston hacim 2 litreye veya özür dilerim pardon değiştirdim. Önce bir toplam basınç vereyim. Sildim. Şey demiş. 25 santigrat derecede kaptaki toplam basınç 327 milimetre civadır. Aynı sıcaklıkta hacim 2 litreye düşürülürse pistonu ittireceğim ben. Hacmi 2 litreye düşüreceğim. Kaptaki toplam basınç 3 milimetre civa olur. Şimdi böyle bir soruyu yazıyorsunuz. Yazarken de söyleyeyim. Ben buradaki toplam basıncı konuşurken dedim. Hem gazın basıncını düşüneceğim hem de sıvının buhar basıncını düşüneceğim. Gaz basıncını hesaplayabilecek bir formülüm var. Gazları idealleştirerek PVNRT formülüyle bana hesaplama yaptırtabildiler. Ama buharla ilgili, buhar basıncıyla ilgili böyle bir hesaplama formülüm yok. O yüzden size her zaman soru köklerinde bu sıvıların buhar basınçlarının verisini vermek zorundayız arkadaşlar. Yoksa sizin hesaplayacağınız hiçbir değer yok. O yüzden sorunun altında bir parantez içinde göreceksiniz. 25 santigrat derecede P su buharı eşittir 27 milimetre civa. Böyle bir bilgiyi mutlaka ve mutlaka size sunmak zorundayım. Evet, şimdi soruyu çözebilir hale getirdim kendime. İsterseniz birlikte bir deneyelim. Şimdi başlangıçta ilk size verdiğim toplam basınçta, P toplamda kimlerin basıncı var? Bir, helyum gazının basıncı var. Artı P su buharı.
su üzerinde toplanan gaz olduğu için dediniz. Bu ikisinin basıncının toplamıdır. Kaçmış değeri de 327 milimetre civarıdır. Size suyun buhar basıncının değerini de verdiğime göre 25 santigrat derecede onu yerine yazarsanız sanırım bana helyum gazının basıncını hesaplamış olursunuz. O zaman yerleştirelim. Helyum gazının basıncını bilmiyorum. Suyun buhar basıncını vermişim. 27. Toplamlarının da yine 327 milimetre civa olduğunu bildik. O zaman helyum gazının başlangıçtaki basıncı 300 milimetre civa olmuş. Bu daha hiçbir işlem yapmadan önceki hangi hacimdeki basıncı? 4 litredeki basınç. Peki sonra ne yapmamı istemiş? Aynı sıcaklıkta hacmi 2 litreye düşürmemi istemiş. Hemen başladım. Bu kabın içindeki hangi basınç neyden etkilenecek? Önce helyum gazı için düşündüm. O bir gaz ya dedim. Hemen asli görevimi yaptım. P ve NRT'mi yerleştirdim. Neler oldu? Helyum gazının sıcaklığı aynı sıcaklıkta demişim sabit. R zaten sabit. Kabın içine helyum gazı eklemedim. Helyum gazı almadım. Mol sayısı da sabit. O zaman dedim gazın basıncıyla hacmi ters orantılıdır. Dolayısıyla bu yaptığım işlemden formülümü çıkarttım. P1V1 eşittir P2V2. Helyum gazının başlangıçtaki basıncı 400'dü, 4 litrede. Şimdi arıyorum helyum gazının hangi hacimdeki basıncını? 2 litrede. O zaman galiba helyum gazının basıncı zaten hacim yarıya indiği için basınç iki katına çıkar da diyebilirsiniz. 600 milimetre civ. Gaz basıncını buldum. Yeni işlemdeki. Sonra dedim bir de su buharımız var. Hemen su buharı içinde düşündüm. Suyun buhar basıncı. O dedim bir, sıvının buhar basıncı. O zaman nelere bağlıdır? Sıcaklığa, cinse, safsızlığa bağlıdır. Yine bir matematiksel formülüm yok. Bunları kontrol ettim. Sıcaklık. Aynı sıcaklıkta dediğine göre değişmedi. Suyun cinsi hiçbir şekilde değişmedi. Hep dediğim gibi gaz o sıvı içinde çözülmeyecek. Hep böyle kabul ediyoruz. Cinsi de değişmedi, safsızlığı da değişmedi. O zaman dediniz ki suyun buhar basıncı değişmeyecek. Aynen kalacak. Yani size verdiğim 25 santigrat derece sıcaklıktaki 27 milimetre civa olacaktır. Bu da sıvının buhar basıncı oldu. Galiba ben size toplam basıncı sormuştum kaptaki. O zaman P toplamı hesapladınız. Helyum artı su buharı. Bu da 600 artı 27'den sanırım 627 milimetre civa. Bakın yine bir sürü ihmaller yaptım ben. Oradaki suyun hacmini ihmal ettim. Buharın hacmini ihmal ettim. Gazın suda çözünmediğini söyledim. Bunlar üzerinden kaptaki toplam basıncımı
627 milimetre civa olarak hesaplamış olduk arkadaşlar. Biraz önce yaptığımız yorumları sayılarda da bu şekilde kullanmış olduk. Hacim sadece ve sadece gaz hacmi önemlidir. Onun dışındaki hiçbir hacme önem vermiyoruz. Şeyi sorsalardı, yaptığınız bu işlemden, tamam, suyun hacmini, buharın hacmini önemsemiyoruz. Ama suyun molekül sayısı veya su buharının molekül sayısında bir değişim olacaktır. Ne derdiniz? Hacmi 4 litreden 2 litreye düşürdüğüm zaman kaptaki sıvı suyun molekül sayısı ne olur? Ne derdiniz sıvının mol sayısı, molekül sayısı için? Var mı yorumunuz? Bastırdınız yukarıda. Artar derdim ama emin değilim. Ama emin değilim. Katılalım mı acaba Nisa'ya? Ne dersiniz? Artar mıydı? Sıvının molekül sayısı. Miktarı gibi düşünün. Evet. Bu gaz değişmez bence. Neden değişmez dediğini şöyle düşüneyim mi? İdeal olduklarını düşünseydik. İdeallerde tanecik arası çekim kuvvetini ne yapmıyoruz? Önemsemiyoruz. O yüzden de oradaki gaz zaten hiçbir şekilde sıvılaşmıyor. Bunu mu düşündün Dişat'cığım? Ama ben gazın değil de buharınkini sordum. Buharımız ideal gaz değil. O yüzden tanecikler arası çekim kuvvetlerini önemsiyoruz. Şöyle kabaca bir resim çizeyim size. Şöyle bir tane kabımızın içinde sadece sıvıları çiziyorum. Şöyle su buharı moleküllerimiz olsun. Şurada da sıvı hali. Biz buradan bastırdığımız zaman şu buhar molekülleri birbirlerine ne yapacaklardır? Yaklaşacaklar. Buhar molekülleri yaklaştıkları için bir süre sonra ne yapmaya başlayacaklar? Sıvılaşmaya başlayacaklar. O yüzden de eğer ki siz yukarıdan bastırıyor iseniz size gazın molekül sayısını sorarsak, şuraya bir yıldız da ekleyeyim. Helyum gazının molekül sayısı değişmez. Çünkü o nasıl bir gaz? İdeal gaz. Normalde siz bir gaza basınç uyguladığınızda elinde sonunda sıvılaşmaya başlayacak. Bunu gerçek gazlarda yapacağız. Ama ideal gazlar, olmayan gazlarda hiçbir zaman sıvılaşma olmaz. Evet, neden dedim? İdeal gaz olduğu için. Tanecikler arası çekim kuvvetlerini yok saydığımız için. Eğer ki H2O sıvısının molekül sayısını soruyorsak, veya H2O buharının molekül sayısını soruyorsak, yok dediniz, bunlar artık ideal değil. İdeal olmadıkları için de tanecikler arası çekim kuvvetlerini önemsiyoruz. Siz buharı bastırırsanız buhar molekülleri birbirlerine yaklaşır. Dolayısıyla sıvılaşma başlar. H2O buharının molekül sayısı artar. H2O sıvısının molekül sayısı azalır. Ha, toplamda bir değişme olmaz. H2O sıvısıyla H2O buharının toplam mol sayısı aynı kalacaktır. Sadece yer değişikliği olmuştur. Bunu neden söyledim? Azalır, artar dediğim için. Çünkü buhar ne değildir? İdeal gaz değildir.
gaz. Hocam ben bir şey anlamadım. Söyle hayatım. Bu H2O sıvısının molekül sayısının artıp buharının azalması gerekmiyor mu? Çünkü yanlış mı yazdım ben? Yaklaştıkça ben sıvılaşıyor. Ay, özür dilerim, yanlış yazmışım ki çünkü yaklaştırdım sıvılaştı. Ters yazmışım. Özür. Korktum bir an. Her şey alt üst oldu dedim bir anda. Pardon. Teşekkürler dikkatin için. H2O sıvısının molekül sayısı. Bastırdık. Buharlar sıvılaştı. H2O sıvısının molekül sayısı arttı. H2O buharının molekül sayısı azaldı. Ne oldu değil mi? Sıkıntı yok. Evet, bunları söylememin sebebi de dediğim gibi buharın ideal gaz olmaması, tanecikler arası çekim kuvvetine dikkate almamız. Gerçekte olan bu. Var olmayan, gerçekte olmayan ise ideal gazlarımız olacaktır. Peki bir şey daha sorsunlar. H2O buharının birim hacimdeki molekül sayısı. O ne olur? Birim hacimdeki buharın molekül sayısı. Ne derdiniz? Orantılı bir şekilde mi azalıyor molekül sayısıyla litre? Kesinlikle. Sen ona bastığında ikisi değişmez. Aynı oranda. Kesinlikle. Şeydir aslında bu söylediğimiz. Birim hacimdeki molekül sayısı öz kütle gibi düşünebilirsiniz. Öz kütle de ayırt edici özellik olduğu için madde miktarına bağlı değildir. Dolayısıyla H2O buharının birim hacimdeki molekül sayısı değişmez. N bölü V gazda da yapmıştık galiba. Yine burada da konuşabiliyoruz arkadaşlar. Evet, böyle bir soru. İşte bu sizin artık tamamen sorumlu olduğunuz bir yer olacaktır. Tekrarlamak istediğiniz bir yer var mıdır? Hocam, benim çok önceki konulardan nasıl gaza ideale yaklaştırdığımızla ilgili soruları yapamıyorum. Hep karıştırıyorum. Onu tekrar edebilir miyiz eğer? Tabii ki de edebiliriz. Bir gazı idealleştirmek için hemencik araya girivereyim. Şimdi hep şunu vurguladım. Bir gazın ideal olması için tanecikler arası çekim kuvvetlerini yok sayacağız. O zaman ben ne yaparsam gazı idealleştirebilirim? Tanecikler arası çekim kuvvetini azaltarak. Bunu yapmaya çalışacağım. Şimdi şöyle düşüneyim. Basıncı arttırırsam, yani yüksek basınç uygularsam, normale göre düşünüyorum. Basıncı arttırdığım zaman moleküller birbirlerine ne yaparlar? Yaklaşırlar, sıkışırlar biraz daha. Bu şekilde sıkıştıkları için tanecikler arası çekim kuvvetleri artar. Ama ben idealleştireceksem, şu araya bir not gibi girelim. Bir gazın idealleştirilmesi için. İdeale yaklaşması için diyelim. Şimdi basınçtan konuştum. Eğer yüksek basınç uygularsak dedik, gaz molekülleri birbirlerine yaklaşır, sıkışırlar. Bu da çekim kuvvetini ne yapacaktır? Arttıracak. Ama ben bir gazın ideale yaklaşması için tanecikler arası çekim kuvvetini azaltmam lazım. O yüzden bir gazın ideale yaklaşması için düşük basınç. Hani onları ne kadar az sıkıştırırsam o kadar daha rahat rahat, rehavet içinde bulunurlar. Sıcaklık. Eğer sıcaklığı arttırırsak
onların yayılma hızlarını arttırırız. Yayılma hızı sıcaklık ile doğru orantılıydı. Yayılma hızlarını arttırdığımız için daha geniş bir alana yayılırlar. Dolayısıyla yine tanecikler arası çekim kuvvetini azaltırız. Düşük basınç, yüksek sıcaklık. Yani aslında şöyle söyleyebilirim. Yayılma hızını arttırmaya çalışmak. Yayılma hızını arttırırsak daha rahat rahat yayılırlar. Tanecikler arası çekim kuvvetlerini azaltmış oluruz. Peki EMA'nın nasıl bir etkisi olabilir? Hangisi ideale daha yakındır dediklerinde? EMA'sı küçük olan gazların yayılma hızları daha yüksektir. Yine yayılma hızları daha yüksek olduğu için daha geniş alana yayılıp tanecikler arası çekim kuvvetini azaltmış oluruz. O yüzden düşük basınç, yüksek sıcaklık, küçük EMA şu ikisi zaten ne anlamına geldi? Yayılma hızı. Yüksek. İşte bunlara maruz bırakırsanız o gazın daha ideale yaklaştığını söyleyebiliriz. Doğru anlamışım değil mi Nisa'cığım, sorunu doğru cevaplayabildim. Hocam teşekkürler. Tamam, bir şey değil. Görmüşsünüzdür sorularda, işte size gazları veriyorlar, basınç veriyorlar, sıcaklık veriyorlar. Hangisi ideale daha yakın, hangisi idealden daha uzak? Bu şekilde en düşük basınç, en yüksek sıcaklık ve küçük EMA'ya bakıp onun ideale daha yakın olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Evet, şimdi tekrar yukarıdaki soruya döneceğim. Yeni bir problem daha yazalım. Ama bu sefer isterseniz sıcaklığı da değiştirerek bir soru yazmaya çalışayım. Aslında bir şey söyleyeceğim. 4 dakikamız mı kalmış? Çok da onu yarımda bırakmak istemem. Güzel bir soru olur. Daha kısa başka bir soru sorayım size. Yorum sorusu. İşlem olmasın da yorum sorusu olsun. Yine size 2 tane kap çizeceğim. Muslukla birbirlerine bağlı olan kaplar. Niye düzeltmiyor? Bunu da işlem olarak değil, sadece yorum olarak yapacağım. Düzelmeyi verdi, kalsın öyle. Şuraya bir muslukla kapatmışım. Şu ikinci taraftakinin içine yine H2O sıvısı koymuşum. Burada da bir X gazımız olsun. Tabii ki de yine su buharımız var. Şuradaki soldaki kabım da boş olsun. Diyor. Aynı sıcaklıkta musluk açıldığında. Noktalı virgül. Px. P su buharı. N sıvı diyeyim. N buhar. Evet, bunlar artar, azalır, değişmez şeklinde bir soruyla karşılaştık. Hemen yardım eder misiniz? Px ne olur?
X gazının basıncı ne olur? Azalır. Çünkü? VS artıyor. Hacmi arttı değil mi? PX dediğim bir gaz basıncı olduğuna göre dedim, hacme bağlıdır. Ben musluğu açtığım zaman çünkü bu kaptaki maddelerin hacmini arttırmış oldum. Dolayısıyla PX azalır. Su buharının basıncı. Kontrol ettim. Sıcaklık değişmedi. Cinsi veya safsızlığı değişmedi. Su buharının basıncı hacme bağlı değil. O yüzden P su buharı da ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Sıvının molekül sayısı buharın molekül sayısı. Ben musluğu açtığım zaman buradaki sıvı molekülleri ne diyor biliyor musunuz? Yaşasın, bize daha çok yer açıldı. Biz daha çok buharlaşabiliriz dedi. O yüzden de sıvının molekül sayısı azaldı. Buharın molekül sayısı arttı. Şey gibi düşünün. Dar bir kapta mı daha hızlı buharlaşma olur? Geniş bir kapta mı? Buharlaşma hangisine daha hızlı olur? Genişte mi? Genişte. Çünkü buharlaşma sıvı moleküllerinin yüzeydekilerinin kopmasıdır. Yüzeydeki moleküller biraz daha rahat kopacaktır diyebiliriz. Evet, böyle bir bırakalım. Haftaya yine devam edelim bunlarla ilgili çalışmalara arkadaşlar. Ama size bir öneride bulunabilir miyim? Hiç var mıdır elinizde 9. sınıf kimya kitaplarınız? Şu maddenin hallerine şöyle bir baksanız, bayağı bir eksik kalmış galiba çünkü değil mi? Şu maddenin hallerinde sıvılar ünitesine şöyle bir baksanız sanki güzel olacak gibi geldi. Evet, o zaman bugünlük bu kadar dedik. Kendinize iyi